Aa! Kız Narin sen misin? Vallahi da Narin. Billahi da Narin bu be. E hadi buyur geç. Yukarı yukarı. Geç içeri. Ben de avukatlık yapıyorum işte. Üniversiteyi bitirdiğimden beri. İyi bir hukuk firmasında çalışıyorum. Koşturuyoruz çok şükür. Kız sen onca işi bir başına nasıl becerdin koca İstanbul'da? Görüyorsun değil mi anne? Her İstanbul'a giden oğlu vermiyormuş. İki çocuk sahibi oldun hala o eski mesele. Tabii bir gönderivermediniz. Kız kursa gideyim dedim. Seneye de sınavlara girerim dedim. Yok bir türlü salmadılar beni. Fena mı işte? Bir yuvan oldu. Erkenden yola çıktın. Okuyanları da görüyoruz. Doğru söylüyor. Baksana bize, biz evde kaldık. En iyisini yaptın sen. Sen kiminle evlendin Sema? Kocan ne iş yapıyor? Şey, kalıpçıydı kendisi. Firması vardı. Da iş bakıyor şimdi. Güzel. Öyle şey oldu, güzel. Kapattık. Annemleri olanları duydum. Ya, ya kızım. Gidiverdiler işte. Hiç olacak şey mi? Ama işte baban silkele de gitti size o karıyla. Sonra Şadiyeciğin başına gelenler. Sonra sen yok oldun ortadan. E o anda şuncacık kafa kalmadıydı artık. Ne oldu? Ne gelmiş Şadiye'nin başına? Ne duydunuz? Yani o gece ortadan kaybolmuş. Hiç haber aldınız mı? Belki siz biliyorsunuzdur. Aslında biraz da onu öğrenmek için geldim. Vallahi şimdi tövbe Rabbim, o iş biraz şey. Bana kalırsa o gece o da Hakk'ın rahmetine kavuştu da iyi saatte olsunlar, çektiler aldılar onu. Yaparlarmış böyle. Kendilerine fanilerden biri lazım olduğunda çekip alıverirlermiş yanlarına, son nefesini verir vermez. Bizim yukarı mahallede ilmi kuvvetli bir hoca anne vardı. O dediydi o vakitler. Üf, anne yeter, gene başladın deli deli. Kızım vallahi biz Şadiye hakkında iyi şeyler duymadık. Olaydan sonra iyice kafayı yedi zaten. Şeyden sonra işte. Ne? Neyden? Ne olmuş? Ne duydunuz? Siz gidin içeride oynayın bakayım acık. Ya. Yürü. Şimdi terlik geliyor hala. Vallahi günah değenlerin boynuna ama olmuş diyorlar. Ne? Yani vallahi hepinizden, herkesten beklerim ama yani yok canım. Şadiye'de olmaz. Aa, maşallah hiç değişmemişsin Narin. Gene ağzından çıkanı kulağın duymuyor. Baktım anamızdan hayır yok. Abin ne yaptı? Sana pilav yaptı. Hadi kalk. Kalk 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 ya hadi. Bak şimdi dinle. Ablam şimdi duyacak yakında bu olanları. Çıkacak gelecek buraya. Abi bak sakın ha. Sakın ha bak ablama hiçbir şey söylemeyeceğim. Kızım ablam tatilde. Kadın onu tatile götürdü. Umurunda değiliz ki biz. Hayatta gelmez sen merak etme. Duyarsa gelir o. Biliyorum ben. Gelir karıştırır kurcalar gene her şeyi. İki dakikada karman çorman eder. Ne bu bebeği verdirir. Ne üniversiteye gider. Bizim yüzümüzden kalır burada. Ben çalışırım size bakarım der bak. İyi olur. Elini taşın altına soksun. İşe yarasın 40 yılda bir. He Şadiye? Bak sen ablama kızgınsın ben biliyorum. Ama ben de sana çok kızgınım. Çok kötülük ettin. Abi. Bak ben seni bir şarttan affederim. Ablamı artık bu aileden azat edeceğiz.
Nasılsa üniversiteyi kazanacak o. Bir geleceği var. Bizimle beraber burada mahvolmayacak abla. Bırakacağız gidecek. Tamam. Benim için hava hoş. Gitsin. Ben bebeği düşürdüm diyeceğim. Sen hastalığından falan söz etmeyeceksin. Bak abi bir şey dersen seni de silerim bak. Allah Allah. Tamam kızım ya ne söyleyeceğim ya. Şeytan görsün yüzünü. Sen şimdi yarın git. Bu aileyle şöyle iyice bir konuş. Hallerine, tavırlarına falan bir bak. Abi. Bana da sakın ha bak abi. Ben ağlasam da, yalvarsam da, yakarsam da adreslerini bana sakın ha söylemeyeceğim bak. Tamam be kızım ya. Tamam Şadi ya. Yoksa ben giderim görürüm. Alırım çocuğumu getiririm. Söylemeyeceksin abi. Tamam kızım. Tamam Şadi ya. Niye söyleyeyim ya? Tamam. Hadi ama ağlama artık ne olur ya. Hadi. Hadi bakayım. Hadi dön. Hadi pilavını ye. Hadi. Ağlamak yok artık bitti. Dön pilavını ye. Yeme yeme. Pilavı yeme. Pilavı yeme. Yeme yeme. Yenecek gibi değil. Yumurta kıracağım. Yumurta kıracağım. Ağlama artık. Bir tane daha yer miyiz birlikte? Oğlum bize bir tane daha yumurtalı. Narin abla. Ha İbo. Narin döndün mü kızım? Erdoğan abi. Döndüm ben döndüm. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Geç otur. Yok şimdi siz yemek yiyorsunuz şey etmeyeyim ben. Olur mu öyle şey? Aç bir servis daha buraya. Narin abla pideler müthiş valla. Ya. Ne içersin? Yok bir şey içmem o Erdoğan. Eve uğradın mı? Yok uğramadım daha. Ben dün gece döndüm daha tatilden şey. Anladım. Narin abla Şadi abla intihar etmiş. Ne? Yok kızım öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Ne? Herkes öyle diyor. Ya sen bırak herkesin ne söylediğine. Yok öyle bir şey kızım. Erdoğan abi ne oldu Şadiye'ye? Ya düşmüş kolunu incitmiş o kadar. Ya bir tutamadın çeneni bir tutamadın. Oğlum al şuradan hesabı. Baba daha pide gelecekti. Sen otur ye. Narin. Narin kızım. Narin kızım. Narin sen. Narin kızım sen bizim eve geç. Ben sana Şadiye'yi de getireceğim tamam mı güzel kızım? Erdoğan abi Mehmet oralardaysa onu da getir. Tamam. Sen bizim eve geç. Yalnız bana söz ver. Sinirlerine hakim olacaksın oldu mu? Hadi bakalım. Hadi geçin. Gel evladım sen de. Hadi. Geçin şöyle. Geç hadi. Hadi Mehmet oğlum. Hadi kardeş kardeş konuşun tamam mı? Ben dışarıda bekliyorum. Şadiye. Şadiye. Ablacığım ne oldu sana? İntihar etti diyorlar ha. Hamile kaldı. Şadiye ne diyorsun? Kimden? Zafer'den mi? Nusret'ten. Nusret bu şey. Allah senin cezanı verecek. Senin Allah cezanı verecek. Ah be Şadiye'm niye bana anlatmadın, niye bana söylemedin? Bulurduk bir hal çaresini ha? Yok ben... Ben kendi başımın çaresine bakıyordum zaten. Böyle bir para falan buldum bir yerlerden de. Mehmet atmış. Ben de çaresiz kaldım, atıverdim kendim kayalardan aşağı. Allah senin gibi. Yine kumar oynuyorsun sen değil mi? Ha? Senin namussuz, şerefsiz kumar oynuyorsun değil mi? Yapma, yapma, yapma. Hastalanmış bugünlerdir öksürüyor bu da. Röntgen için para lazımmış. Nereden bilsin çocuk? Alıvermiş işte. Şadiye'm inandın mı sen de bunun bu anlattıklarına ya? Huylu huyundan vazgeçer mi be? Kumar oynuyor işte. Tamam sen hiçbir şey dert etme. Bulacağız bir hal çaresini. Gerekirse doğurursun. Bakarız bebeğe. Ne yapalım Şadiye'm ya? Yok. Yok. Düştü zaten çocuk. Yok yani çocuk öldü. Kurtulduk çocuktan. Bana bak. Şşş. Annemin olan bir tane haberi yok. Çiçek toplarken düştü diye biliyor. Ağzını biraz kapa. Tamam mı? Ne söyleyeceğim ben be? Ha? Ne söyleyeceğim anneme? Şeytan görsün yüzünüzü. Annenin de senin de yüzünü şeytan görsün. Buldunuz gariban kızı, üstüne çullanıyorsunuz değil mi? Ne istiyorsunuz ulan siz bundan? Ne istiyorsunuz? Ya bir sus.
sus bir, hastaydı çocuk. Hastaydı, nereden bilsin? Almış işte parayı, nereden bilecek? Şadiye, ne safsın sen hala ya? Bu namussuzu mu savunuyorsun bana? Ya biz namussuzuz ya, biz namussuzuz. Sana ne? Sen çekip gitsene, hasta zaten adamın ciğeri hasta. Ya Şadiye, ne ciğeri ya? Ne ciğeri Şadiye? Bunda ciğer ne arar? Ama müstahak, müstahak size. Tam bulmuşsunuz birbirinizi, tamam mı? Bozacının şahidi Şıracı. Ne haliniz varsa görün be. Hatta babamı da çağırın, gelsin, tamam mı? Seni sermaye yapsınlar. Bir güzel, yiyin için geçindirirsin hepsini, olur mu? Bana bak. Ağzını topla. Adam gibi konuş. Lan o zengin evine. Bizim senin gibi kardeşimiz yok. Yürü, yürü lan. Çık dışarı! Yürü! Yürü! Bizim senin gibi kardeşimiz yok! Bizim senin gibi kardeşimiz yok, git! Çık dışarı! Şadi. Ağlama, tamam. Tamam, tamam, tamam. Aa, Narin. Geldin, döndün mü yoksa? He, döndüm ya. Bir sürü de erzak getirdim, hediyelik falan. Kapının önündeydi de taşıyamadım içeri. Abini çağıralım mı kız? Ne abisi be? Ne abisi? Olmaz olsun öyle abi. Hem senin kızın intihar etti, senin haberin var mı? Ne intiharı be? Ne diyorsun sen? Allah Allah. Şadiye anne. Şadiye kızın intihar etti. Ne biçim bir uyku seninki be kadın? He? Kızın o***du. Oğlunun kumar borcu yüzünden. Sonra gitti bir de üstüne hamile kaldı. Sonra oğlun gitti o kürtaj paralarını yedi. Sonra intihar etti senin kızın. O sayede de bebek öldü. Ölüyordu az daha, ölüyordu. Bu neyin uykusu be? Neyin uykusu bu? Deli deli konuşma be. Allah Allah. Kız kolunu kırdı çiçek toplarken. Ne diyorsun sen? Anne. Şadiye intihar etti. Eğer o Mehmet'i zapt etmezse kızın canını okur. Ha. Bak ben de onu diyeceğim zaten. Bak Nerengil'den kalan tarlayı satıvermişler. Abim de bana 3-5 kuruş bir para verdiydi. Ben de gittim bir bağlama büyüsü yaptırıverdim. Bana çok para verdim ama bak kaç tane işi arada çıkarttı gitti. Mehmet'e de söyledim. Hoca efendi okudu bir sürü. O Ümmü de dönecek. Recep'im de dönecek. Oğlan da adam olacak. O verdiğimiz paraya çoktan değdi. Ucuza bile geldi. Yalnız Narin, bu babanın adresini bir bulmamız lazım. Nasıl yapsak? Hayır, hoca efendi dedi ki, yani döndürmek için oturduğu yerin adresi lazımmış. Yani eğer bulursak böyle 2 günde falan dönüverecek. Yoksa bulamazsak 10 gün falan sürermiş. Ne yapalım artık? Allah hepinizin cezasını versin. Hepinizin cezasını versin. Narin, şeyi... Bak, istediğin oldu işte. Artık kessen de arkasına bakmaz. Şimdi düşünelim bakalım senin şu tomografi paranı nereden bulacağız? Ya sırası mı şimdi Şadiye? Hallederiz hadi. Ne geldin dedim. Hediye geldin. Bir de elimle mi gelin edeceğim seni? Sen şimdi kırmızı kuşak falan da bağlatırsın bana dedim. Ben de babamın evine geldim. İşte her şeyi düzelir, buradan gelin çıkarım diye. Kafamı edeyim. Kafamı edeyim. Sen haklısın ha. Allah, bu heriften adam olmaz. Ben de boşu boşuna gerizekalı gibi babalık bekliyorum bundan. İyice delirdiydi zaten kızım bir zamandır. İçti içti iyice zıvanadan çıktı. Bana da esmediğini bırakmadı be kızım. Şu mutlu gününde gözyaşı döktüğüne değer mi be yavrum? Bak biz hep yanındayız. Yalnız bırakmayız, hiçbir şeyin eksik etmeyiz seni. Ay dinledikçe gerçekten tansiyonum yükseliyor yani.
Ah be kızım ya. Sen hangi aklı hizmet buraya geliyorsun? Niye muhatap oluyorsun bu manyak Moskov'la? Burada ablan var senin. O eser, gürler, köpürür. Ablandır gene, geçer. Sen bir evden gelin çıkacaksan onun evinden çıkacaksın. Deniz doğru söylüyor. Hadi kalk Şadiye. Kalk. Ya ben ne bileyim? Sen madem bu kadar istiyorsun bana halt etmek düşer. Ya şimdi gelir melir bir arbede çıkar. Benim zaten sinirim burnumda. Kimse katil olmadan, kimseye bir şey olmadan evlendirelim. Gitsin seni. Hadi güzelim kalk. Vallahi en iyisi. Şimdi iyice içip içip geliverirse. Şadiye kızım kaçtaydı sizin nikah? 1'de. Şeyde Kadıköy'de. Tamam. Geleceğim ben. Ben geleceğim, orada olacağım. Sonra çıkarız bakarız, ne gerekiyorsa alırız. Zaten beyaz eşyanı almıştı baban. Manyak bu herif ya. Kız nikahlansın diye beyaz eşya almayı biliyor. Şu kadarcık bir babalık görevini çok görüyor bu kıza. Tamam Deniz ya, tamam. Hadi. Hadi Şadiye, hadi kalk. Hadi bakalım gidelim. Şart çetesi kurulmuş ha. Ne o, buna kına mı yapıyorsunuz? Ya sen ne biçim adamsın ya? O kıza çektirdiklerin yetmedi, bir de üstüne tüy mü dikeyim diyorsun? Ha? Kapına gelen insanı ne hale getiriyorsun sen? Gelmeyin kardeşim kapıma. Ben mi istedim kapıma geleni ya? Sizin gibi kız zaten olmaz olsun ya. Sessiz, sedasız. Kuyruğunu kısacaktın, gidecektin, nikahını yapacaktın. Baba evinden bir de gelin gidecekmiş. Sen kimi diyorsun ha? Sen kim? Deniz! Seni kim bilir Deniz lan? Bırak! Kendini bir şey zannettin. Deniz hayvan! Aç şu kapıyı elinden, öldür şunu da! Deniz dur! Aç kapıyı yerine, öldür şunu da! Deniz! Şerefsiz! Yeter! Hiç de konuşma! Pislik. Şu aslı bu topukluğu çıkar kafaya mı koyacaktım? Baba olacak tiniyetsiz. Sakin ol ya. Bir yerine bir şey olacaktı. Ay sinirim bozuldu. Şadiye. Deniz. Ya gülmesenize. Gülmeyin ya. Ne gülüyorsunuz? Ya herif beynini dağıtsaydı silah çekip? Ne yapacaktın o zaman merak ediyorum Deniz Hanım. Manyak mısın nesin sen ya? Sen neyine güvenip saldırıyorsun adama? Ben anlamıyorum ki. Allah Allah ya. Kızım gülmesene. Gülme Şadiye elimin tersiyle. Allah Allah. Sen niye kaçıyorsun evden? Niye kaçıyorsun evden mektup bırakıp? Gelip adam gibi oturur konuşursun. Anlarım. Abla ya. 40 kilo kız. Babamın tepesinde uçan tekmeler atıyor. Ya, ya. Aa, gülmeyin. Ya gülmesenize. Ya vurma. Gülmeyin diyorum ya. Sinirim tepemde, gülmesenize. Gülmeyin ya. Yeter gülmeyin. Gülmeyin ya. Gülmeyin. Canım. Üzülme. Fırat'a üzülüyorsun biliyorum ama bir şey olmayacak. Sapa sağlam çıkacak. Üzülme canım benim. Nasıl çıkacak? Ölüsü mü dirisi mi? Hayır ya. Aslan gibi çıkacak işte. Bir şey olmayacak. Kendine gel bakayım. Hadi. Yeter. Bu kızın yarın nikahı var. Bizim de bir sürü işimiz var. Daha gelinlik bulacağım ona ben. Abla şey yapayım ben. Zafer'i arayayım mı? Hem burada olduğumu söylerim. Hem yarın buradan gelir alır beni. İzin verir misin? Ara ara. Haber ver. Buradan alacak tabii. Nereden alacak? Daha sana gelinlik bulacağım ben. Nereden bulacaksın bu saatten sonra gelini ya? Efendim? Ha? Ben. Bulamaz mıyım sence? Hı? Oh. Bir an önce saçmalamayı bırakmam lazım. Benim Can'la konuşmam lazım. Beni bir tek Can paklar.
Ne yazdın? Beni gerçekten yanlış anladınız Deniz Hanım, yazdık abi. Bana daha uzun bir şey yazdın gibi geliyor. Abi tam son anda onun ayarı şey oldu. Onu düzeltmek durumunda kaldım ben. Bakalım cevap yazacak mı? Aa. Benim umudum sizden bir evet cevabı duymaktı. Ay bu... Sen bak şu yere bakan yürek yıkana. Ay! Dur. Hemen mesaj atmayın, 5 dakika sonra atarım. Ah! Sökmedi mesaj dalgası. Tabii çok kızdı kadın. Artık yüzümüze bakmaz bizim. Ya abi şimdi biraz bırak sindirsin yani. Kız evi naz evi şimdi. Beklemek lazım. Ya manitam bu Allah aşkına ya. Neyin nazı ya? Allah Allah. Sosyal ortamda özür diledik işte. Yani daha ne yapalım? İnsan bir cevap yazar. Ne yazmış abi? Allah Allah. Arsız mıdır nedir oğlum bu kadın? Benim de duymak istediklerim var ama söyleyen yok. Şimdi bu ne manaya geliyor abi? Ne bileyim oğlum ben ne manaya geliyor. Biz bir mana söylediğimiz zaman tokat diyoruz. Kendisi bir manaya gelecek şeyler yazıyor. Yaz. Deniz Hanım. Ateşle oynuyorsunuz, farkında değilsiniz. Lütfen. Ne yazıyorsun arkadaş ya? Abi kolay değil böyle. Yazıyoruz işte dediklerini veriyoruz. Duymak istemediğiniz şeyleri bile söyletirsiniz siz insana bu güzelliğinizle. Ay. Bu iş tamamen kontrolden çıkmaya başladı. O zaman şöyle diyorum size Sermet Beyciğim. Korkutuyorsunuz Sermet Bey. Ama yanacağımı bile bile ateşe koşan pervaneler gibi kendimi alamıyorum felaketimi yürümekten. Oğlum şaşırmış lan bu kız. Sen bu telefonu kapat, başımıza iş almayalım biz. Yok abi öyle şey olur mu ya? Kız sana fena yangın şimdi. Bir kere gönlünü eğileceksin artık yani. Sevaptır. Öbür türlüsü nimete ihanet olur yani abi. Olur mu lan öyle şey? Narin yengene nasıl yaparım ben bunu? Yani bu kız benim Narin'e aşkım bile bile... Demek ki tutamıyor kendini. Aşk bu abi. Nasıl tutsun? Nasıl tutsun yani? Sen en iyi kendinden biliyorsun. Allah Allah. Allah Allah. Oku bakayım bir daha sonra. Beni korkutuyorsunuz Sermet Bey. Ama yanacağımı bile bile ateşe koşan pervaneler gibi kendimi alamıyorum felaketime yürümekten. Değil misin sen? Esas sana ne oluyor? Yemeğin başından beri şu sırıtık ifadeyle oturuyorsun orada. Sen geldin, mutluyum ondan. Narin'le aranızda bir şey mi oldu? Pek görüşmüyorsunuz sanırım şu aralar. Geldiğimden beri ne aradı, ne geldi, bahsi bile geçmedi. Bir şey olmuş belli, ondan soruyorum yani. Sen yokken çok şey oldu. O da biraz meşgul, o yüzden. Şahide'yi adam öldürmekten içeri aldılar. Atıf ortalarda yok. Çocuk öldü mü kaldı mı bilmiyoruz. Ondan çok dağıldık yani. Neler olmuş ya benim yokluğumda? Hiç de bahsetmiyorsun. Anlatsana biraz. Bak, yemeyeceğim. Doydum. Bak uçak geliyor. Yemeyeceğim. Uyuyacağım. Bak geliyor Osmanlı'dan 5 kardeş ha. Dayak yok. Gülüm sen de nasıl inanıyorsun benim buna vuracağım ya? Gerçekten inanıyor musun yani?
Yatacağım, sonra anne gelecek. Gel bu akşam biz seninle beraber yatalım. Gel. Çok mu özledin anneyi sen? Evet, özledim. Gel. Şu telefonu versene. Ne için vereceğim? Ya ver, yok bir şey ver. Ne yapıyorsun? Ya çok hayırlı, çok güzel bir şey yapıyorum, sen merak etme. Vallahi ben alışık değilim senin böyle nanesiz vakit geçirmene. Anlattıklarının dışında bir şeyler daha var sanki ama. Yok bir şey canım. Anlattım işte ya. Daha ne olsun, bela üstüne bela. Şimdi Şadiye'nin durumu halloldu. Bundan sonra sık sık görüşürüz. Sen ne yaptın bugün? Hiç. Öyle bir emlakçıyla buluştuk. Bir iki ofis gösterdi. Bir iki yere baktık falan. O kadar yani. İyi geceler güzellik. Yıldızlı gecemsin. Ay Allah'ım, aklımı koru ya. Uykum geldi, ben yattım. Aa, bu saatte. Deniz, sen iyi misin? İyiyim canım, gayet iyiyim. Ne oluyor, ne oluyor? Dur sen bir anlat bakayım, kimden geldi o mesaj? Sana ne? Irmak'cığım, sana ne, sana ne? Allah Allah. Allah Allah. Sana ne ya? Minimine bir kız dalmıştı. Pencereme konmuştu. Aldım onu. Koşma kızım, koşma. Gözleriniz beni uyutmuyor. Durum ağır oğlum. Hem de çok ağır. Yardımcı olabilir miyim? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.